Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda paleografya okumalarımız devam ediyor arkadaşlar. Bu serinin 6. dersini inşallah icra edeceğiz. Bu dersimizde bir Hattı Hümayun örneği okuyacağız. Hattı Hümayun nedir? Padişahların kendi el hattıyla, el yazısıyla yazmış oldukları arkadaşlar. Biz Hattı Hümayunlar diyoruz. Hattı Hümayun... Yer yer böyle telhis gibi metinlerin üstünde padişahların Kısa cümlelerle e, yazdıkları gibi böyle beyaz üzerine hatt hümayun denilen müstakil kağıt olarak da arkadaşlar hatt hümayunlar var ve bunları genel itibarla şu şekilde görüyoruz. İşte benim vezirim e, kaymakam paşa yani birilerine hitaben yazmış olduğu metinler oluyor arkadaşlar. Burada da benim vezirim diye başlamış vezirine yazmış. Bakalım burada arkadaşlar e, neler söylüyor dönemin eee padişah. Şimdi bismillah diyerek arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Benim oldukça kolay arkadaşlar. Benim vezirim. Evet. Benim vezirim. Dün dün şu Nazal nun gibi ama nun bu şekilde yazmış arkadaşlar. Hasköy evet dün Hasköy karhanesine. Yani iş yeri arkadaş. Hasköy'de Devlet devlete ait işlerin yürütüldüğü bir yer varmış. Kerhane şeklinde kar e, hane yani bir iş yeri arkadaşlar. Artık devletin orada e, neler üretiliyorsa bilmiyorum arkadaşlar. Hasköy Kerhanesine gittim. Karhanesine gitti e, Özür özüdülüm vardım. Evet. Dün Hasköy ne sine vardım. İki miskin miskin, iki miskin çu kadardan evet çu kadar yani çu kadar dedi çu kadar arkadaşlar. Özellikle şunu da söyleyeyim. E, hattat olan padişahlar e, birçok e, birçok padişahımızın birçok arkadaşlar hattattı. E, fakat hattat olmayanların imlası oldukça e, bozuk bu gerçi bu orta derecede, orta güzellikte gayet hatta iyiye yakın bir imlası var diyebiliriz. Özellikle küçük yaşta padişah olanların yazısının gelişmediğini görüyoruz. Çünkü hattatlık uzun süreçli soluklu bir iş küçük yaşta padişah olduklarından dolayı arkadaşlar devlet işlerinden dolayı böyle yazı işlerine kendini verememişler. Ama Sultan II. Mahmut gibi, 3. Ahmet gibi böyle çok çok değerli hattatlar yetiş, yetişmiş. Padişah dahi olsa arkadaşlar. Kez de Fatih Sultan Mehmet de öyle yazmış olduğu bir Kur'an-ı Kerim var arkadaşlar. Bu vesikayı e, Fatih'in hattat olduğuna dair, Kur'an yazına dair bir metni zaten YouTube'da okumuştuk daha evvel. Yani Osmanlı padişahları arkadaşlar sadece devlet yönetmiyor. Aynı zamanda kendilerinin bir e, sanat sanatı, bir mesleği ekstra var. Hattatlık, marangozluk vesaire. Şimdi, evet, şu kadardan dedik. Şurada gayrı Kimes yok. Yani kimse yok. Dün Hasköy kerhanesine vardım. İki miskin şu kadardan gayrı kimes ne yok. Mahut. Evet mahut şeklinde arkadaşlar. Frank mahut. Frenk dahi lisan bilmez. Evet lisan bilmez ve ne yapacağını. Ne yukarıda arkadaşlar. Ve ne yapa P'yi peyi heyle yazmış yapa, yapa derken e, pa elif yerine he ye yazmış yapacağını bilmez bilmez üzerinde üzerinde şu d ve h bu şekilde yazılıyor bir kimesne yani kimse anlamda kimesne yok ve meydanda parelenmiş yani paralanmış arkadaşlar parelenmiş toplar yatıyor. Toplar yatıyor. Topları işte burası hangi varmış gibi ama yok arkadaşlar. Toplar yatıyor. Bu nasıl dikkat? Bu nasıl dikkat ve sadakat ve sadakat ve nezarettir. Burada vezir arkadaşlar çıkışıyor padişah. Bu nasıl dikkat ve sadakat ve nezarettir? Böyle devlet maslahat mi olur? Yani böyle devlet maslahati mi olur daha doğrusu? Evet böyle devlet maslahati mi? Maslahat mı yazmışım? Maslahati mi? Biraz daha e, uygun arkadaşlar. Olur. Bir gidişte dahi, bir gidişe dahi, yani bir daha gittiğinde dahi kerhanenin içini tophane, kerhanesi gibi göreyim. Evet. Yani bir gittiğimde de yani Allah aşkına temiz düzgün göreyim diyor arkadaşlar. Evet ders e, zülel ders e, böldü arkadaşlar. Eskiden sık yapardı ama biraz şu an azalttı. Şimdi e, nerede kaldık? Şuradan geri alalım arkadaşlar. Evet zaten belli birimiz bir gidişte dahi yani bir gittiğimde dahi anlamında bir gidişte dahi kerhanenin içini tophane kerhanesi gibi göreyim yani bir kere gittiğimizde artık orası değerli toplu işleyen temiz bir yer olsun babında sistem ediyor yoksa yoksa yani yoksa anlamında yoksa kimesne cevaba kadir olamaz yani bir daha gittimde eğer tophane gibi has kökenhanesini de temiz görmezsem artık kimse cevaba kadir olamaz. Burada cevaba kadirden kasıt daha önce söylemiştik arkadaşlar. Önceki Hattu Hümayunlar okuduğumuzda yani artık size söz hakkı tanımam. Neden böyle oldu dedirtmem. Cezasını görürsünüz. Yani cevaba kadir olamaz. Size artık söz hakkı verilmek sizin, siz uyarıldınız e, verilecek artık razı olmak zorunda kalırsanız babında bir ifade olarak anlıyorum. Evet, cevaba kadir olamaz. Fakir frengin tercümanı yok. Evet. Ve üzerinde ve üzerinde bir kimes ne yok. Yani bir kis yok. Rençberlik Ed ediyor. Evet. Rençberlik ediyor. Rençber, rençberlik ideyor yani ediyor. Bu hakaretle bu hakaretle sairleri nasıl celb olunur? Bu hakaretle sairleri nasıl celb olunur? Son kısım arkadaşlar olunur. Buradaydı. Olunur. Ve Humbara Hane'yi ve Humbara Hane'yi Mehmet Efendi ne zaman tamam edeceğin demek ki Humbara Hane yapılıyormuş. O zaman e, Mehmet Efendi muhtemelen olan ustası mimarı ya da ne zaman tamam edeceğin ve hem burası arkadaşlar ve hem Kışla itsalinde bitişinde olan meyhaneleri yeri ile kaldırıp, evet kışla'nın bitişinde meyhaneler varmış arkadaşlar. Yani meyhaneyi biliyorsunuz günümüzde de kullanılıyor içki içilen yerler arkadaşlar. Yeri ile kaldırıp, yeri ile kaldırıp, evet yeri ile kaldırıp tekrar alalım. Meyhaneleri yeri ile kaldırıp hem yeri, e, yeri değişecek hem kaldırılacak başka şey yapılsın. Yani oradaki meyhaneler kaldırılsın. Büsbütün ortadan kalsın. Yerine başka şey yapılsın. Zira orada kışlaya karip evet orada e, kışlaya karip meykete olamaz. Meykete burada arkadaşlar işte meyhane anlamında meykete olamaz. Tiz iktiza edenlere tiz yani tez anlamında hemen iktiza edenlere yani giriği olan kişilere tenbih tenbih yani uyarı tenbih edip şöyle Evet, tenbih edip şu edip şu hususların üzerinde olasın. Evet, şu hususların üzerinde olasın. Evet değerli arkadaşlar, belgemiz, dersimiz burada bitti. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda 6. paleografi dersimiz burada bitti. Dediğimiz üzere bir hattı hümayun örneği okumaya çalıştık. Oldukça güzel hatlı bir yazıydı arkadaşlar. Hattı Hümayun. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.